Peki hocam, kanser hastalarının bir psikolojik durumu oluyor. Yani Kesinlikle, bu evet. psikolojik durumda bir yardım almaları gerekiyor mu? Evet. Şimdi kanser hastaları teşhisi konup bizimle karşı karşıya geldiğinde ömrü boyunca hiç doktora gitmemiş olan kişiler olabiliyor. Hiç Evet. ömrü boyunca gitmemiş ve normal aktif iş yaşantısında olan insanlar olabiliyor. Aktif iş yaşantısında olduğu zaman bu tedavi yaptığımız kanser tedavisinin süresi 4 ay ile 6 ay arasında uzayabiliyor. Bu dönemlerde tedavi sırasında hastanın yaşam kalitesinde düşmeler oluyor. Yani yaklaşık tedavi gören hastaların yarıdan çoğunda kendi başına desteksiz bir şekilde günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geliyorlar. Nasıl bunlar? Tuvalet ihtiyacı, yemek yeme ihtiyaçları, yemek yeme işte bulantısı, kusması olduğu için, beslenme bozuklukları olduğu için ve enerjisi düşük olduğu için bunlar hayat kalitesini Evet. düşürebilir. Bundan dolayı da moralleri çok düşüyor hastalarımızın. Ve hasta yakınlarına da çok büyük bir iş düşüyor. Hasta yakınları da hastaya destek olabilmek için elinden gelen gayreti sarf etmektedir. Bu dönemde stres çok önemli bir faktör. Kanser tedavisinin sürecini belirleyen faktörlerden bir tanesidir. Kişi ne kadar çok strese kapılır, ne kadar endişeli olursa bizim tedavi başarımız o kadar düşebiliyor. Bunu nereden biliyoruz? Yapılan hayvan çalışmalarında iki tane fareye kanser hücresi enjekte edilmiş. Bir tanesine gürültülü ortam oluşturulmuş, diğerine sakin bir ortam. O gürültülü ortamda duran farelerin daha fazla kanser hücrelerini büyüttüğünü, ilerlediğini görüyoruz. Bu ne demektir? Stres, endişe, korku, panik, bunlar hep bizim tedavimizi olumsuz yönde etkileyen Evet. faktörlerdir. Onun için tedavi sırasında özellikle uyku düzeni bizim için çok önemli, moral önemli ve gerekirse eğer depresyona da varabilecek şekilde endişeler artarsa biz o zaman uzman psikiyatri uzmanı bir psikologlar tarafından hastayı yönlendirme yapmaktayız ve bizim sürecimize daha olumlu olarak yansıması için Evet. bunlara da desteğe ihtiyacımız var diyebiliriz. Evet. Çevre faktörü çok önemli galiba Çevre hocam. faktörü kesinlikle çok Evet. önemli. Hastanın bir de bu tedaviyi yeneceğini, pardon, bu hastalığı yeneceğine dair Motivasyon. inancı olması lazım. İnancı olmazsa ben en iyi tedaviyi yapsam da hastalara, hasta bundan başarısı elde edemez maalesef. Onun Evet hocam. için moral motivasyon çok önemli, inanç çok önemli, umudunu kaybetmemesi çok önemli. Çevredeki söylenen sözlere kulakları kapatılması gerekir. Çünkü çevrede maalesef bu olayla ilgili, bu hastalıkla ilgili travmatik öyküler bulunur ve herkes kendi olumlu olarak değil de olumsuz travmatik öykülerini hastaya maalesef Kesinlikle. aktarırlar. Bu da onu ya ben ne yaparsam yapayım zaten sonuca ulaşamayacağım diye Evet. endişeye kapılır. Bu da bizim işimizi zorlaştırır. O Evet. yüzden hastayla el ele tutuşup bu işi hızlı bir şekilde kökünden çözmek veya en azından kaliteli yaşama ulaşabilmek için birlikte işbirliği içinde tedavimize Evet. el vermemiz gerekir Hocam işiniz diyebilirim. gerçekten de çok zor.